veri için kullanılan, yani data işlemleri için kullanılan ana kontrollerimizden birisi Data Grid View. Kendi içerisinde listeleme gibi birçok özelliğe sahip. Kullanacağız temel olarak. Adına DG veri yapıyorum. Özelliğini tap yaptım. Tane de buton koyuyorum. Yazmıyor musun? Doldur. Öncelikle şurada bir temelini hatırlayalım. Benim bir tane database'im var. Şurası örneğin genel bir database. Bunun içerisinde tablolarımız. Products. Sıradan bir veri tabanımız SQL Server'daki. Bunun dataset'teki karşılığı daha önce de gösterdiğim, söylediğim gibi bu şekilde dataset içerisinde örneğin NordBit dataset, adı da bu olsun, NordBit dataset. İçerisinde de tabloları var. Tablolarında işte table, diğeri de table gibi. Velhasıl bu aslında dataset yapısı NordWind ya da herhangi bir veri tabanının bir kopyasını RAM üzerinde .NET sınıflarıyla oluşturmayı sağlıyor. Burada tabii ki sadece yapısını değil, içerisindeki veriyi de aynı şekilde tutmak için tasarlanıyor zaten bunlar. Biz nasıl bir örneğin kullanıcı sınıfı oluşturup kullanıcı sınıfının nesne örneklerini oluşturduğumuzda bir de bunun listesini yapsak mesela list içerisinde bir kullanıcı sınıfı yapsak bu birden fazla kullanıcının tutulabildiği bir kullanıcılar listesi oluyor. Ama hafızada duruyor. Bu da buna benzer bir yapı diyebiliriz. Database'in karşılığı dataset burada. Dataset kendisi bir veri tutan alan değildi. Sadece içerisindeki data table ve diğer nesnelerin ana kaplayıcı nesnesidir diyebiliriz. Kendi içerisinde bu data table'ları barındırıyor. Data table'lar içerisinde veriler vardır ve bunların bildiğiniz gibi satırları vardır. Şu şekilde. Bu satırlar bir de kendi içerisinde sütunlara sahip. Bu zaten veri tabanının benzeri. Satır ve sütun. Bunlar da buradaki ismi aynı aslında.
Burada nasıl kalım diyorsak, burada da data kalım. Sütunlar data kalım olarak isimlendiriliyor. Ve satır da data row olarak isimlendiriliyor. Yani örneğin buradaki kayıtları biz grid view'de gösterdik diyelim. Bir tam satırı seçtiğimiz zaman aslında biz data row'u, arka planda data row'u seçmiş oluyoruz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Biz bunların hepsini kendimiz tasarlayacağız. İstediğimiz bir dataset yapısını oluşturacağız. Onun içerisine data row'lar ve table'lar vesaire ekleyeceğiz. Bunların arasında ilişkiler kuracağız. Hatta diyeceğiz ki örneğin kategori ID auto increment. Neydi bu? Otomatik artan özelliği. Veri tabanında var, değil mi? İşte birden başta birer birer art gibi şeyler. Bunların data tiplerini belirleyeceğiz. Bu şekilde sıfırdan dataset nasıl tasarlanır? Buna bakacağız. Fazla zaman kaybetmeden geçelim. Fazla zamanımız kalmadı açıkçası. Arka plana butonun altında geçelim. Öncelikle bir metot yapacağım. Ben bir tablo tasarlamak istiyorum. Yani bir database oluşturacağım. Bu database'i de işte içerisine data table'ları oluşturmak için kullanacağım. Şurada tabloları oluştur adında bir metot yapıyorum. Data table nesnesi adını da categories verdim. New data table, bunu doğrudan bu şekilde kullanabiliyorum, oluşturabilirim. Yalnız hatırlarsanız ben buna isim de verebiliyordum, table name. Diyorum ki bunun adı categories. Veri tabanı tablom oluştu diye farz edelim bu şekilde. Şimdi de buna bir sütun oluşturacağım. Örneğin kategori ID sütunu. Data column kategori ID kategori ID nokta hello db null mü? Boş geçilebilir mi? ID boş geçilemez. False. Kategori ID nokta auto increment, hani bizim SQL Server'da properties'de gördüğümüz o no'yu yes yaptığımız alan, bunu true yap. Auto increment seat ve step, birden başta birer birer var. Column name, kategori ID. Data type, veri tipi. Integer'dan alacak. System.int32 type of'unu aldım. İkinci data kalıp
Örneğin kategori name nokta hello db null boş geçirebilir mi? Hayır. Sütun adı data type string. Şimdi de oluşturduğum categories adındaki data table'a bu sütunları eklemem gerekiyor. Data table'ın columns'u içerisinde add var. Buna kategori ID ve kategori name'i ekliyorum. Bu benim kategoris tablomu oluşturdu. Yazdınız mı? Devam edeceğim. Thank you.
hazır. Yüklederseniz data table'lar oluşturup içerisine data kalımlar ekledim. Yani sütunları tasarladım aslında. Burada iki tane tablom var. Categories ve products. Ben bunları database'ime eklemem lazım. Disconnected'da database'in karşılığı neydi? Gözüne flash tutulmuş, ışık tutulmuş, kefal gibi bakıyorsun. Dataset. Dataset'i de bakın şurada dataset ds diyeyim. Database'im oluşturdum. Bunun içerisine bu oluşturduğum tabloları ekleyeceğim aşağıda. Hemen bunun altında. Şu oluşturduğum yerlerin altında. Bunu da düzenli görünmesi için şöyle yapabiliriz. Rejim. Şimdi de ds nokta tables nokta add diyerek öncelikle categories vardı. Sonra da products. Datasetime ekledim. Bunları yapmış mıydınız? Yok, sadece region içerisine aldım. Başka hiçbir yere işlemedim. Tabloları ekledikten sonra şimdi de bu tablolar arasında ilişki kuracağım. İlişkiyi nasıl tasarladım onu da göstereyim. Bakın burada kategori ID ve name var. Aşağıda ise product tablosunda product ID, product name ve product kategori ID var. Burasının üzerinden birleştireceğim ben. Onun için yaptım bunu. Data Relation diye yapıyorum. Bizim SQL Server'daki Relation'dan bir farkı yok. Bir isim veriyorum. Categories Product. Data kalıp kategori ID ile Product kategori ID'yi birleştir. Bunların arasında olsun ilişki. Ve datasetin relationlarına ekle. Data table değil, dataset. Burayı kaçırmayın. Oluşturmam gerekiyor.
arka tarafta doğrudan oluşacak bu. Herhangi bir veri yok içerisinde. Veriler eklenmedi ama database var diye düşünün bunu. Artık database'imiz oluştu. Şu kısmı da şimdi gelelim butonun altında çalışma yapmaya. Burada da biz veri satırlarını yapacağız. Data row'ları. Çünkü butona basıldığı anda ben şöyle baştan alayım. Form açıldığında, load olduğunda benim data setim oluşacak. İçerisinde data table'lar oluşacak, ilişki oluşacak. Ama butona bastığım zaman içerisine satırlar oluşturup onlara değer ekleyeceğim ve göstereceğim database'e. Burada da categories tablosuna kategori ekleme alanı.
Çalıştırdım. Açılan ekran. Şu an ben Formula adında benim datasetimi, içerisindeki tabloları ve relation'ı oluşturdum. Şu an hazır. Doldur dediğim zaman veri oluşturuldu. En son yaptığım veri. Ve Grid View'e yazdım. Mesela burada seçtiğim zaman da bir hücre seçiliyor. Cell deniyor buna. Bir hücre seçili. Bunu da değiştirebiliriz. Şurada Formulo adında ben diyorum ki DG'nin Selection Mod bunu Data Grid View Selection Mod nokta Full Row Select olarak ayarla. Şimdi tüm satır seçelim. Bu düzenleme olayı var bakın. Düzenleme olayını da kaldırabiliriz. Düzenlenemez olsun. Enable, Editing, Deleting. Bunları da silelim. Tıklıyorum. Düzenleme açılmıyor. İster Property'den ister buradan yapabilirsiniz. Bunu da gene Data Grid'in Selection modunu şuradan değiştirebilirsiniz. Şimdi de bir eventini kullanalım. DG vereyim. Sell double click. Yani bir hücreye çift tıklandığı zaman ne yapılsın? Onu yapalım. Öncelikle seçilen satırın kategori ID bilgisini almam gerekiyor. Bunun için satırı aldım ama satırlar geldi. Rows sonunda S varsa satırlar gelmiştir. Ben bunun sıfırıncısını aldım. Yani şöyle de yapılabiliyor. Birden fazla satır da seçin. Multi Select özelliği de olabilir. O zaman sen sıfır mı bir mi hangisini istiyorsun gibi. O yüzden biz burada tek bir tane seçiyor olsak da bu şekilde sıfırıncıyı aldım. Sıfırıncı içerisinde hücreler, seller. Burada değeri kategori ID olan selin value'sunu al. Ve bunu kategori ID'ye kestet. Düzeltiyorum. Integer'a kestet ve kategori ID'ye ata. Sonra DataRow'dan bir dizi oluşturdum. VSTables Categories Select Kategori ID. Burada bir filtre seçme işlemi yapıyoruz. Diyebilirim. Kategori ID'si şu az önce aldığımız.
içine bir döngü oluşturuyorum. Data row r rows içerisinde ilişkim vardı burada. Bakın benden data relation istiyor. O oluşturduğum ilişkinin adı categories product'tı. Onu yazdım buraya. Bunun içerisinde dönmesini istedim. Her aldığı kaydı da data row olarak bana versin dedim. Bunu da product list'in içerisine ekliyorum. Bana R olarak geliyordu data row. Bunun da içerisinde product name'i aldım toString olarak ve bir de boşluk bırak dedim. Son olarak da product list'i çalıştır. Categories products. Sonunda S var. Ayçelik buzdolabı. Bunun içerisindeki o ürünü almış oldum. Bakın elektronikte ne var? Sony müzik seti. Bilgisayarda Casper gelmeli. Bu şekilde de içerisindeki değerleri aldım.